Buyurun. 2 yıllık bir hazırlık süreci. Kalaşnikov üretimi lisansına kadar Rusya'dan aldık demişler. Çeşitli ülkelere de bilgi verdik demişler. Sena çok özür. Son anda. Sena Halkan çok özür. Bugün görüntü Tabii. çıktı. Gazze'ye Batı'nın verdiği destekle döşenen borulardan boruları çıkarmışlar. Evet. O borulardan füze yapmışlar ve bugün görüntülerini yayınladılar. O da ayrı bir evet. konu. Çoğu kendi imali. Görüyoruz yani. Bu kadar yani çeşitli ülkelere bilgi vereceğim. Şimdi İsrail'i bilen bilir dedi az önce Nevzat. Yani güvenlik paranoyalarının artık arşa çıktığı bir ülkeden bahsediyoruz. Sizin istihbaratınız ne yapıyordu diye de sorulur. Sizin bir güvenlik zafiyetiniz mi var? Bir güvenlik açığı mı var? Yoksa evet. başka bir senaryo mu var? Yok, başka bir senaryo yok. Çok net yani. Bunu zamanla daha da iyi göreceğiz. Ben yani bu olay ilk olduğu zaman da söyledim. Aynı fikrime devam ediyorum. Benim fikrimi de destekleyen sürekli bilgiler de geliyor. Şimdi bir kere bir algı var. İsrail istihbaratının her şeye muktedir olduğuna ve çok güçlü olduğuna dair. Bu yaratılan bir algı. Elbette ki İsrail istihbaratı çok güçlü. Aksini kimse söyleyemez. Çok başarılı faaliyetleri var. Ama bir o kadar başarısızlıkları da var. Ama bunlar genelde konuşulmaz. Yani bir algı yaratılmıştır. Hollywood'da, dijital platformlarda. Bir kere bizim insanlarımız da bunu iyi bilsinler yani. Bir istihbarat servisi zaten her şeye muktedir olması mümkün değildir. Belli bir kapasitenin üstünde olması zaten yeterli bir başarı olarak gözükebilir. Maalesef bazen olaylar oluyor. Bizde de oluyor mesela işte Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bir saldırı oldu. Yani o kadar artan bir performans var terörle mücadelede teşkilatın, İl İstihbarat Teşkilatı'nın ama gene oldu. Bir olayla geneli değerlendiremezsiniz. Bunlar çünkü insanların olduğu yerde böyle meseleler olur. Ben de yine aynı değerlendirmelerime devam ediyorum. Bir kere İsrail istihbaratının son derece politize olduğu, İsrail'deki mevcut siyasi çekişmelerde taraf olduğu gözüküyor. Zaten bir istihbarat servisinin ya da bürokrasinin genel olarak politize olması çok ciddi bir sorundur. Ama özellikle güvenlik ve istihbarat bürokrasinin politize olması meselelerden uzaklaşmasına, ana amacından uzaklaşmasına neden olur. Bence bu çok önemli bir neden. Bu güvenlik zafiyeti esasında burada ortaya çıkıyor. Bu, yani politize çok, oldu, evet. siyasallaştı istihbarat. Evet. Orduda da keza benzer bir durum vardı. Öyle. Hatta evet. iç savaşa gidiyor diyorduk. Yani bu direkt Herzog'un açıklamasıydı gerçi. Evet. Benzeri bir durum istihbaratta da vardı. Bu var. Onun bir sonucu. Evet tabii ki var. Bunun somut örneği de var. Mesela o yargı reformu protestoları sırasında Mossad direktörünün protestoculardan yana bir tavır içinde olduğuna dair ABD menşeli bazı haberler sızmıştı. O zaman Netanyahu Mossad direktörünü çağırarak izahat istemişti. Mesela bu kamuoyuna ifşa edildi. Yani bir sorun var ama tek sorun bu değil. İsrail'in evet Hamas içerisinde çok ciddi derecede bir haber elemanı şebekesi var. Teknik istihbarat imkanlarıyla orayı gözetliyor ama Hamas da bunlardan kaçmayı ve kurtulmayı öğrenmiş. Dayak yiye yiye dayak atmayı... Efendim? Ya da o da devşirmiştir. Tabii. Dayak yiye yiye dayak atmayı öğrenmiş bir ve kendini geliştirmiş. Çünkü geliştirir. Yani bu tür yapılar da geliştirir ve çatışma ortamındaki görüntüleri izlediğiniz zaman Hamas'ın gerçekten çok profesyonel olduğunu görüyorsunuz. Hiç arkasında böyle yani İsrail askerlerine karşı çok ciddi derecede daha profesyonel olduğunu ve çok daha motive olduğunu görüyorsunuz. Çünkü bu gibi de motivasyon var. Çünkü neden? Yıllardır ekilen aşırı sağcı politikaların yarattığı nefrete karşı duyulan bir tepki var. Yani bunun şiddete karşı bir şiddet tepkisi var. Bu ayrı bir mesele. Ayrıca da manipüle ettiği de ben şöyle düşünüyorum. Hamas'ın İsrail istihbaratını kasıtlı olarak manipüle ettiğini de o haber elemanı şebekesinden dublaj elemanları temin ederek buna ikili elemanlar temin ederek yani İsrail'e çalıştığını zannediyor. Nasıl? Biraz açın bunu. Evet açıyorum. Evet, mesajını hiç konuşulmadı evet, ama. Bu, evet bu çok, o nedenle yani şimdi bunu atlıyoruz. Biz hep espiyonaj boyutuyla bakıyoruz. Bir de bunun kontr espiyonaj ve İKK boyutu vardır. Karşılıklı sizin yaptınız. Size yönelik espiyonajı sizin de bir mukavemetiniz vardır. Bu Türk literatüründe istihbarata karşı koyma ya da kontr espiyonaj olarak tanımlanır. Bu tür faaliyetlerde casusu yakalamanın yanı sıra faaliyette karşı istihbarat servisini manipüle de edersiniz kasıtlı olarak. Yani bir haber elemanı Mossad'da çalıştığını zannediyor Mossad ama aslında Hamas onu yönetiyordur. Dublaj dediğim onun adına konuşuyor işte. İstihbaratında böyle bir durum ben olabilir mi? Ben kesinlikle böyle bir durum olduğunu İsrail düşünüyorum. İsrail basını bunu yazdı defalarca. Yani hoca bizim burada tartıştığımız yani, şey İsrail basını fazlasıyla yazdı. Aynen öyle. Evet. Hamas tehdidini düşük görmesi temin ediliyor böylelikle. Hamas bize saldırmaz. Hamas'ın kapasitesi yok. Zaten mesele bu. Mısır kaynaklı bir istihbarat raporundan bahsediliyor. 10 gün önce saldıracağına dair. Ama bunun ciddiye alınmadığı da gözüküyor. Çünkü siz dış kaynaktan gelen bir notu teyit ve tekzip etmeniz gerekir.
Yani mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'na da atıyorum X bir ülke bir istihbarat raporu verse İstanbul'da bir yerde bir şey olacak diye. Tabii ki tedbir alırsınız ya da almazsın ama bunun arkasında bir manipülasyon var mı diye milli kaynaklarınızı teyit tekzip etmeniz lazım. Her nota inanmazsınız çünkü istihbarat servislerinin arasındaki ilişki çok güven ilişkisi değildir. Rekabet ilişkisi vardır. Yani çok dürüst ve sağlıklı bir zeminde yürümeyen çok dikkatli işletilmesi gereken bir zemindir. Bu noktada bence önemli. Ortaya çıkan tabloda bir istihbarat zafiyeti var ve bir güvenlik, genel olarak güvenlik bürokrasisi zafiyeti var. Bir de atalet duygusu. Yani aynı işi yapa yapa, bu çok normaldir, her meslekte de olur. Aynı rutini devam ettire ettire, tehdidi sürekli aynı yerden bekleye bekleye artık yaptığınız işe yabancılaşırsınız. Yani orada bunu da görüyorsunuz. Yani tehdit paradigmalarında işte böyle çok farklı noktadan, çok güçlü bir motivasyonla size yönelik bir saldırı olduğu zaman çatışma görüntülerini de görüyorsunuz. Yatakhanelerinde uyuyorlar hepsi. O bayrama da denk gelmesi. Ama böyle bir durum olmaz. Abdullah Bey daha iyi yani analiz eder. Aynen. Kulelerde bile yoklar. Bence bir laubalilik var. Yani İsrail'in laubaliliği Hamas'ın ciddiyeti ve motivasyon yüksekliği. Bu çok net yani. O halde siz şu görüşe katılmıyorsunuz. Ben komplo teorilerine inanmıyorum. Netanyahu buna göz yumdu. Bu da Netanyahu'nun yargı reformuyla içeride çok sıkışmıştı. Siz o zaman İsrail kendini rezil eder mi böyle? Yani bu denli artık bu... Ben söyleyeyim. Siz böylesine bir tabloyu yaratır mısınız? Bu yani, Gazze'yi işgal etmek için. Aynen. Niyetiniz bu olsa gerek yok ki. Evet. Yani aynen. Yolun ortasına düşmüş kimseye zarar vermem. Bir roket atışı bile İsrail için yeterli olabilir. İsrail devleti şu anda korkunç derecede zafiyet içerisinde gözükmekte değil mi? Güçsüz gözükmekte. Siz gittiniz. İsrail askerlerinin motivasyonu nasıl? Suratlarındaki ifade düşük değil mi? Eskisi gibi değil. Biz oraya gidiyoruz, o karanlığın içine gidecekler de tankla. Giderlerse ayrı mesele de. Ne olacak? Bence çok ciddi derecede moral motivasyonu düşük. O çok önemlidir askeri bir faaliyette. Yani böyle ayaklar geri geri giden bir durum var yani. Bir de çok zayıf bir koalisyonunuz var içeride. O da apayrı bir konu. Evet. Onu da ayrıca konuşuruz. Şunu da söyleyeyim. Ortaya çıkan tabloda bakın toprakları geri alabilirsiniz. Şimdi bunu istemez İsrail. Toprakları geri alabilir. Tamam, İsrail ordusu bunu yapabilir. Kayıp da verir. Ama buradaki mesele karizma gitmiştir yani. İtibar gitmiştir. O yaratılan yenilmez İsrail güvenlik şemsiyesi, yenilmez İsrail ordusu, her şeye muktedir olan İsrail istihbarat yapısının mağlup edilebileceğini veya zafiyete uğratılabileceğini veyahut faka bastırılabileceğini gösterdi ama. Meseleye böyle bakalım. Zaten benim böyle birkaç bu İsrail'de yetkililerle yaptığım görüşmede şöyle dediler, kandırıldık. Yani biz Hamas çok sakindi, bölgeye de barış geliyordu. İşte son zamanlarda biz de verdiğimiz iş izinlerini de arttırmıştık. Açıkçası sanki biraz kandırıldık gibi bir yaklaşım. Gürkan abiye geç.